İlişkiler normalleştirildi vesaire ama halen mesajlar da verilmeye devam ediliyor Peker kanadından. Bu işi biraz böyle meta bakış yaparsanız ne görüyorsunuz? Bunu göze alır mı iktidar? Yani işte bu salı günü Sayın Demirören'le ilgili ifşaatlarına devam edecekti ama bir anda karar değiştirdi ve işte başka bir konuda ifşaat açıklamaya karar verdi. Dolayısıyla hani Sedat Peker bir kamusal sorumlulukla hareket etmek durumunda değil. O an pozisyon neyi gerektiriyorsa ona uygun hamleler yapabiliyor. Şimdi dolayısıyla hani buradan seçime kadar, seçim zamanında o videoları yapar mı yapamaz mı, bu koşullar değişir mi falan, hani bunları bilmemize imkan yok. Bence kendisi de bilmiyor yani şey. Sadece böyle, şu an için öyle bir niyeti var. O niyeti gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini, gerçekleştirdiğinde bunu içeriğinin ne olacağını ve bunun seçmen davranışı üzerine etkisinde olacağını hakikaten yani şimdiden bilmek imkansız. Ama belli ki kendince bir şey var. Bir hesaplaşma biçim var Sedat Peker'in. Ve ona göre birileriyle, kızdığı birileriyle ya da kendisini mağdur ettikleri ya da kendisine haksızlık ettiğini düşündükleri birileriyle hesaplaşıyor. Bazen bir noktaya getiriyor, iki yarıda kesiyor. Bazen sonuna kadar gidiyor. Bazen bir sessizlik dönemi oluyor falan. Dolayısıyla hani bu Sedat Peker'in tamamen kendi iç dünyasında olan biten bir şey. Hani onun üzerinden bir siyasal analiz yapmak dolayısıyla da imkansız. Bizler açısından imkansız. Ama tabii şunu da unutmamak lazım. Bu seçim zamanına doğru ortaya çıkan belgeler, bilgiler, saçılan videolar vesaireler falan şimdiye kadar seçmen davranışlarını pek etkilemedi. Çünkü onun seçmen davranışının etkilerini, seçmen tercihlerini etkilemeye yönelik hamleler olduğunu seçmenler bildiği için bu tür durumlarda seçmen bu ortaya saçılan şeylere itibar etmiyor. Sonrasında kanaatini değiştirebiliyor, pekiştirebiliyor ama o an operasyonu yapanların amacına da hizmet etmiyor. Nerede gördük biz? Mesela seçime çok kısa bir süre kala MHP'lilerle ilgili ortaya saçılan bu kaset video 2011, skandallarında tabii gördük. Evet yani orada seçmenler o kasetleri ortaya saçanların emellerine alet olmadılar. Kelimenin tam anlamıyla. Ya da 2014 yerel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimine giderken ortaya çıkan 17-25 süreci. Orada da bunun sonunda seçime ve seçmen davranışlarını etkileme yönelik bir davranış olduğuna ya da bir bir tezgah olduğuna seçmenler kanaat getirdi. AK Parti yerel seçimlerde bugüne kadar almış olduğu en yüksek oyu 2014 yılında yapılan seçimlerde aldı. %43,5 aldı. Rekor oyudur yani. Düşünün AK Parti yerel seçimlerde İşte İstanbul'u, Ankara'yı ve Saray'ı kaybettirip arkasından Cumhurbaşkanlığı seçiminde belki de mağlup etmeyi amaçlayan bir tezgah oldu. Yani rekor oy almasına yardımcı oldu. Şimdi o yüzden hani bu seçime doğru yapılacak bu tür şeyler kara propaganda operasyonları bizim seçmenin çok fazla itibar ettiği bir şey değil. Ha bugüne kadarkiler etmedi, bundan sonrakiler edebilir mi? Onu da hani o konjonktür içerisinde değerlendirmek lazım ama bugüne kadar etmediğini söyleyebiliriz en azından. Ama galiba burada hani bu iddialar üzerine işte Sedat Peker'in bile yani kendisinin hani organize suç örgütü liderliğiyle ilgili suçlamalar, hüküm giymesi vesaire bunlar zaten bir kenarda dursun. Yani onun bile kendisi de kirlendiğini ifade ediyor. Hani savcıları göreve çağırdığı bir ortamda yani çıkıp da birilerinin bu somut dayanakları da olduğunu gördüğümüz iddialar üzerine bir araştırma yapmamasının hükümet üzerindeki, iktidar üzerindeki etkisi peki? Yani bu bir güvensizlik de yaratmaz mı iktidara yönelik toplumda? Yani şimdi bunun zaten sonuçları gerçekleşmiş durumda. Hani siyasete güveniyor musunuz diye vatandaşa sorduğumuzda siyaset güvenilmeyen kurumlar arasında, yargıya güveniyor musunuz diye sorduğumuzda yargı güvenilmeyen kurumlar arasında. Zaten vatandaş notunu vermiş yani yargıya da, siyasete de, iktidara da falan güvenmiyor. Şimdi öyle olunca dolayısıyla hani bu güvensizlik daha ne kadar? Zaten en güvenilmeyen kurumlar listesindesiniz. Daha dibi yok onun. Yani öyle olunca benim gördüğüm iktidar bunların maliyetini üstlendi zaten.
ben böyle anılacağım, bu sorun değil. Ama bunu yıllardır biliyor çünkü. Ama ona rağmen ben başka alanlarda yapacağım işlerle de iktidarımı sürdüreceğim şeklinde bir tercihte bulundu. Ve o tercihine göre davranıyor. Şimdi bunlar ama bu, o yüzden şunu da ama söyleyemeyiz. Yani bu değersiz mi bu tür ifşaatlar? Ya da ne bileyim işte benzer bir şey. Belediyeler çok sayıda suç duyurusunda bulundular. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hatta savcılığa bile veremedi. İçişleri Bakanlığı'na gitti. Ya da Ankara Büyükşehir Belediyesi çok sayıda dosyayı hem ilk göreve geldiklerinde hem de süreç içerisinde savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hiçbirisiyle ilgili tek bir adım atılmadı. Onlara ama da gizli kararı koyuldu yerde... Sayın Uslu. Gizli. Onlara da gizli ama onlar orada koydu. Bir yerde alakasız duruyor artık ve kayıtlara geçti ve orada bir yerde duruyor. Yarın öbür gün bu şey suç duyuruları ve onun dışında bir sürü olay, bir sürü kişi, kurum, kuruluş birileriyle ilgili suç duyurusunda bulunuyor. Onlarla ilgili de bir işlem yapılıyor ama bu ileride yapılmayacağı anlamına gelmez. O yüzden bu tür ifşaatların, bu tür suç duyurularının, bu tür dava başvurularının falan bence hepsi çok değerli. Niye? Çünkü Türkiye'de hiçbir dönem sonsuza kadar sürmüyor. Bu dönem biter, bir dönem yeni başka bir dönem başlar. Türkiye'de güçlü bir devlet geleneği var. Sonra bundan sonraki yönetenler gelirler. Burada hukuk aykırı şeyler var. Vatandaş suç duyurusunda bulunmuş, işleme konmamış. Dolayısıyla bunlar niye işleme konmadı diye ilk işleme koyar. Peki, yani şunu anlıyoruz, devletin hafızasında öyle hiçbir şey kaybolmuyor. Burada vahim araya olan gideceğim. Şu Çiğdem Hanım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğundan beri bu tarz ifşaatların hiçbiri atiye bırakılmamıştır. Belki çok ciddiye alınarak takip edilmemiş olabilir, içtenlikle takip edilmemiş olabilir. Hı hı. Ötede kenarda bir kalmış şekilde uzun uzadıya tutularak takip edilmiş olabilir. Ama bir ifşaat yapılıp soruşturma konusu yapılmaması bu iktidarın karakterinden kaynaklı, bu anayasal karakterden kaynaklı. Bu yargının, yürütmenin ve yasamanın birbiriyle tümüyle üst üste pişti olmasından kaynaklı ve tek elde toplanmasından kaynaklı. Yoksa bunun gibi olaylar Türkiye'de çok, mesela Susurluk da çok ciddi araştırılmadı diyebiliriz değil mi? Ama olay oldu, olay olur olmaz soruşturma konusu oldu. Evet, yani o dönemki refleks. Tabii temizlenmedi Türkiye. Türkiye temizlenmedi. O tarihte de temizlenebilirdi. Evet. Ama hiç kıpırdamamak çok olağanüstü bir şey. Bu enteresan. İşte çok bu enteresan. Atalet de sistemin getirdiği bir şey mi? Dolayısıyla biz ilk başta sistemin getirdiği bir şey. Sağlıksız sistemlerken şey. Sadece 2017 anayasal değişikliğinin getirdiği bir şeydir. Tabii. Yüksek yargı organlarının Sayın Cumhurbaşkanı'nın kontrolüne verilmesinden kaynaklı bir şeydir. Hı hı. Yargının kontrol altına alınmasından kaynaklı bir şeydir. Peki. 2010 yılından itibaren de bu ayaklarını süre süre gelmiş bir şeydir. Sadece bu referandumdan sonra da sayılmaz. 2010'da da bu yapılanmalar, bu oynamalar, bu baskılar falan bir şekilde hayata geçmişti. Ama bu sefer bambaşka bir anayasal yapı var. Yani geliyorum diyen bir tabii, süreçti. Tabii basit örneği var bakın. Ayrık oy kullanan bir hakim Maraş'a gönderildi biliyorsunuz son kararnameyle. Kaşıkçı'nın olayında ayrı koy kullanan hakim. Gezi Parkı'nda ayrı koy kullanan hakim Kurhal'a gönderildi. Evet. Bunlar yani normal şeyler değil. Aynen öyle. Onları da iletmiştik o dönemler. Yani farklı sesler farklı yerlere